Türkiye'nin müxtəlif şehirlerinde Malazgirt səfərinin 950-ci il dönümü münasibetiyle tedbirler geçirilir. Malazgirt ve Ahlat'da təşkil edilen açıq hava tedbirlerinde ona yakın ülkenin çadırı qurulub. Ahlat'da qurulan çadırlardan biri de Azerbaycan'a məxsusdur. Azerbaycan'ın Ankara'daki səfirliği ve ülkemizin Qars şehrindeki baş konsulluğu tarafından birgə qurulan çadırda yerleştirilmiş monitorda Azerbaycan'ın tarixi, mədəniyyəti, Şanlı Qarabağ zəfərinə ait görüntülər nümayiş olunur. Azerbaycan turizminin, eləcə də musiqisinin də nümayiş etdirildiyi çadır ziyaretçiler tarafından maraqla karşılandı. Ahlat'dan Azerbaycan'a ısık selamlar, binler selamlar yolluyoruz. Değerli arkadaşlar, buradaki bütün aslında Türk devletlerinin çadırlarını ziyaret ediyoruz. Gelen yine bunun yanı sıra uzak doğudan devletlerimiz var. Kardeş devletler var, onları da ziyaret ediyoruz. Ama tabii bir gerçek var ki Azerbaycan'la ilgili Ahlatlılar kendilerini aynı kökten bilir ve o muhabbetle de Azerbaycan'a ayrı bir muhabbet beslerler. Biz de bu vesileyle bugün Ahlat'ta bulunan Azerbaycan çadırını ziyaret ederken Azerbaycan'daki kardeşlerimizin Şuşa'da, Kelbecer'de duyguları neyse onu yaşıyoruz. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Karabağ zaferinizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Malazgirt səfərinin 950-ci il dönümü münasibətilə Ahlat rayonunun Çarho bölgəsində Milli Park, eləcə də 1071 Sultan Alparslan otağı ilə 50 çadır qurulub. Elbəttə bu Türk dünyası, bugünkü Türkiyə deyil, hep Türkiyə lokomotiv deyə düşünüyor Müslüman yolunda ve Türk dünyasında. Ve Türkiye kendinin bir yolunu biliyor. Bu yolda bilmek diyen eski kendinin tarihin bilmek çok önemli. Onun için kendinizde bakıyorsunuz. Kangi gönül var. Hepinin gönülü göke çıkmış. Hepinin bir devlet olarak bu devletin vatandaşıyım diyen kişilerge çok bir büyük bayram görüyorum. Kendim de o kişilerden birisi. Azerbaycan'ın Türkiye'ye yeni təyin edilmiş səfiri Rəşad Məmmədov da bugün Azerbaycan çadırına baxış geçirdi.